şeyler yapılması Röportajımız lazım. Röportajımız hazırmış, hemen röportaja geçelim. Evet, zorlu bir serinin ardından Sined yanımızda. Hoş geldin Mehmet, nasılsın? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkürler. Çok yorucu bir oyundu bence senin için. 24 Oğuz'a yorucu. Yorucu. Sen yorucu oldun artık bir yandan da tabii Jetçi'den. Oradan biraz bahsetmek istiyorum. Daha öncesinde konuştun aslında, deniyoruz, bana alan sağlıyor takımın dedin ama iki haritada da yoru gördük senden. Başka haritalarda da hazırlıklar var mı? Yani tabii ki başka haritalar hakkında yorum yapmayayım ama yani yoru aslında preklerde iyi gidiyor. Yani her maç aslında 25-30 vuruyor öyle ama tabii official'da farklı oluyor. Yani rakip de zaten iyi çalışmış diyor ya aslında, öyle hani hazırlıksız yakalanmadılar yani. Güzel yoru counter setupları var diyebilirim. Ama yoru oynarken eğleniyorum, alan yaratıyorum. Zaten görevim bu. Vurursam zaten güzel oluyor ama yani böyle. Peki bind hakkında biraz konuşalım. Geri döndü bind haritası. Sizden de hemen bind haritasını gördük. Aslında yer yer hatalar yapıldı, yer yer temiz oyunlar gördük ama rakibinizde hakikaten bind için çok tecrübeli isimler var. Konuştuk biz burada. Nets onlardan bir tanesi, Redgar onlardan bir tanesi, hatırlıyorsan M3 zamanında çok oynuyorlardı ve onlara karşı aslında burada zor bir galibiyet alıyorsunuz. Bind hakkındaki görüşlerin, sizin bind takımınızın bind'daki kuvveti hakkında neler söylemek istersin? Yani biz bind'i seçeceklerini bekliyorduk aslında zaten. O yüzden çalışmıştık. Çünkü yedekle oynuyorlar yani. Yedek mi artık bilmiyorum. O yüzden hani böyle iyi oldukları map'te değil de böyle yeni çıkan bir map'te şanslarını deneyeceklerini biliyorduk. Çünkü biz yani bind antrenman maçı bulmak zor oluyordu bu hafta. Çünkü daha yeni geldi. Ama çalıştık, galibiyeti aldık. Biz de bind, ben de bind'de iyiydim yani zamanında. 9 ay mı ne yenilmezliğimiz vardı ama tabii güzel zamanlar. Tabii o, zaman tabii sizin de meşhurdu Bonkolt'la birlikte bind'ınız. Ama işte yendik yani. Rakibin bind'i gerçekten güçlüydü. Yedek oyuncuları da gerçekten iyiydi bu arada yani, öyle şey değildi, kötü bir oyuncu değildi. Oraya değinmek istiyordum biraz aslında. Yani ilk haritada böyle çok fazla entry verdi. Ama sonrasında o da herhalde sahneye alıştıktan sonra iyi oynamaya başladı. Şimdi siz yedek oyuncuyla oynadıklarını gördüğünüzde, Seyfin ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu biliyoruz Team Liquid için. Bu kadar zor geçeceğini düşündünüz mü bu iki haritanın? Yani aslında üstünde baskı olmadığı zaman, yani yedek oyuncuyla oynadığın zaman aslında hani zaten kazanmayı beklemiyorsun. O yüzden aslında daha tam performanslı oynuyorsun. Burada pressure olan taraf biz aslında. Çünkü yedekle oynuyorlar. Kesinlikle kazanmamız lazım. Onun dışında yedekle yendiler falan muhabbeti olacak. O yüzden yani aslında baskı altına oynamadığın zaman daha rahat oynuyorsun. O yüzden bence yine güzel performans koydular ama. Röportajı bitireceğiz ama son hemen kısa bir soru daha sormak istiyorum. Son hafta Fnatic'le karşılaşmanız var ve bir ihtimal o birincilik karşılaşması olabilir. Birinciliğin, ikinciliğin önemi tabii ki çok fazla. Artık garantilediğiniz gibi bir durum oldu bu spot ama o karşılaşma hakkında neler söylersin iki hafta önceden? Yani tabii ki yenmeye çalışacağız yani. Öyle kaybetmeye çıkacak halimiz yok. Onlara da başarılar diliyorum. Ama ligde değil de playoff'ta görüşürüz diyelim. Buradan mesaj da verildi. Zaten bir şekilde lig bitiyor. Ama playoff'ta görüşürüz dedi Mehmet. Ağzına sağlık, elinize sağlık Mehmet. Teşekkür ederim. Bugün yanımızda Sined vardı. Röportajdan şimdilik bu kadar. Tekrardan geri dönüyoruz. Teşekkürler. Biz de buradan Mehmet'i tebrik edelim tekrar. Evet. Tabii.